lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet. İlk ders. İnanamıyorum. Hocam çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Hiç bu kadar beklemiyordum. Hı-hı. Geziyoruz değil mi? Aynen. Çok mutluyum. Neler neler demişler. Neler neler. Benim ablama ama işte ben söyleyemiyorum burada. Yapamazsın, edemezsin. Yetmez. Başka? Millet, insanları öldürürsün. İnsanları şey öldürürsün. Ama kendileri aslında o ruh halinde biliyorsunuz değil mi? Frene diye gaza basarsın. İşte bunların hepsini yaşamışlar. Aynen. Arabaları delik deşik etmişler. Sormayın. Onlarca ceza yemişler. Ben onu anlatmıştım ya. Aslında şimdi size bu telkinlerde ya da bu sizi bu şekilde mobbing uygulayan arkadaşlar yakınlarımız. Genelde Türkiye'de de böyle zaten. Evet. Yakınlar. Eşim, çocuklarım. Evet. Genelde bunlar yapıyor bunu. Bu mobbingleri. Ama baktığınız zaman bu adamlara kupa değil, şilt değil, brove değil, madalya değil, ceza geliyor değil mi? Kaç para ceza gelmişti totalde bu arabaya? 6.000 küsür lira. Madem çok iyi araba kullanıyorlar, niye ceza yiyorlar? Niye arabaları delik deşik? Çok iyi kullanıyorlar ya, siz çok kötüsünüz ya, siz hiç yapamazsınız ya. Bir insan iyi araba kullanıyorsa ceza verirler mi ya? Ceza yiyorlar ama. Demek ki kötü araba kullanıyorlar. Demek ki hatta işte diyoruz ya. Mesele araba kullanmak var ki, öyle bir araba kullanmak var ki aslında araba kullanmaktan içeri. Yani aslında araba kullanmak, araba kullanmak değil. Ya felsefe yapıyoruz ama evet öyle. Zannediyoruz ki şu arabanın gazına her basan iyi araba kullanıyor. Hayır ya, iyi araba kullanmakla arabayı kullanmak aynı şey değil. Çok kötü araba kullanıyorlar ve size de o yaşadıkları ruh halini sizde görüyorlar. Gerçekten. Sen böyle yapar. Halbuki kendi yaptıklarını anlatıyorlar size. Onun için moralim bozuldu. Bozmayın. Harikuladeyiz. Ta acı bademin o aralardan derelerden nerelere. Arada gerçekten daha yeni çıktık buraya. Siz çekiliyordunuz. Aslında burası mesela daha kolaydır. Biz Erenköy, Caddebostan'ın içi değil mi oralarda? Evet, oradan gidiyoruz. Tabii her yerde o aralarda minibüs yolu vesaire her yerde araba kullandık. Harikulade ve ilk günümüz. Hocam ben dönemiyorum dediniz. Bayağı bir sokak döndük. Kaç tane? Doğru yere bakmadığınız için dedim size hatta ilk etapta hatırlarsanız. Evet. Yani ne demiştik? Süper. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakın problem görüp bir şey dememe gerek yok. Hepimizin aklı başında. Aklı başında araba kullanmak budur. Yani bir sorun gördüğünde üstüne gitmek nedir? Yani vesselam. Olay şu. Bizi sürekli böyle demoralize etmeye çalışıyorlar. Biz de onların değirmenine su taşıyoruz. Aynen öyle oluyor. Yani diyoruz ki biz araba kullan. Siz bana dediniz ya az önce işte ben inanamıyorum hiç araba kullanamam zannetmiştim. Evet. Halbuki bir şey yok araba kullanmakta. Önemli olan iyi araba kullanmak. Bakın bir iş yaptığında biri şöyle der genelde karşıdaki. Al şunu doğru düzgün yap. Halbuki yapılmıştır o. Demek ki doğru düzgün yapmamıştır. Bakın yapmakla doğru düzgün yapmak. Yapmakla doğru dürüst yapmak farklı bir şeydir. Kural konmuş, trafik kanunları var. Bakın o da size bakıyor. Kaçmak yerine süper. Ben ne demiştim? Direksiyonla kaçılmaz. Kornayla kaçılmaz ya da kornayla ikaz edilmez. Elinizi buradan buraya basana kadar ayağınızı oradan oraya götürün. Yavaşlayın önce. Madem bir problem var öyle değil mi? Süperdi. Yani çok hafif böyle bir yeni başladığınız için böyle bir gerilerek hafif çizgiye doğru yaklaşma oldu. Ben size yine müdahale etmedim ama yine de kaçmadınız. Güzel. O gerginliği biraz yaşadınız ama yavaşlamak orada elzem. U yapılmaz diye biz içeriye gireceğiz. Sapan bağları herhalde burası yanlış hatırlıyorum. Yok daha gül suymuş ya daha var kartala sapan bağları pendik çok ya. Ben de bayağı bir salladım. Gideceğiz ileriden adadan dönüp tekrar bu taraftan artık yavaş yavaş Üsküdar'a doğru. Gider iken aldı da bir yağmur modeliyle gideceğiz inşallah. Daha keyifli mi? Ay çok memnunum hocam. İyi ki seni aramışım. Eyvallah. Yok, çok teşekkür ederim. Teveccühünüz. İnanın çok böyle yani araba kapıda duruyor ama kullanamıyorum. Evet. Cesaretim araba yok. Araba dedi kendi arabası. Cesaretim yok kullanmaya. Tamam. Dedim ben hocam arayayım. Yok arayayım, arayayım ben dedim. Yani YouTube'dan da kardeşleri takip edelim. Evet. İyi yapmışsınız beni izleyerek.
ben gerçekten şey olsun diye söylemiyorum yani. Beni izleyerek derken iyi yapmışsınız ya. Güzel bir şey. Böyle değil gidelim mi? Dönüşe E5 yapalım mı? Nasıl fikir? Olur hocam. E5'ten dönelim. Tamam. Tamam. Oradan Hacı Badem'e gireriz. Tamam, nasıl tamam. Fikir? Bence güzel fikirlerim var benim. E5'i de bir görün ilk dersten. Tamam, tamam. Haydi bakalım. İyi, ben tebrik ediyorum her şeyden önce. Gayet güzeldi. İşte trafikte başlamadan önce bütün duygularımızı, bütün heveslerimizi, bütün aslında becerilerimizi başlamadan bitiriyorlar. Ama biz de onların dedik ya değirmenine su taşıyoruz. Onların nasıl diyeyim? İsteklerini derhal yerine getiriyoruz. O onu dedi. Ben size hatta başladım ya. Oğlum şöyle dedi. Eşim böyle dedi. Babam böyle dedi. Kardeşim böyle dedi. Komşu şöyle dedi. Manav böyle dedi. İşte kahveci şöyle dedi. Olay uzayıp gidiyor maalesef. Daha yumuşak gidelim. Çünkü burada bakın gerçek bir ışık yok. Yanıp söndüğü için yumuşak yumuşak. Aynen. İyi rahatladınız ha. Vallahi. İşte çok da rahat oldu. Bak ne güzel hanımefendi seyrediyor. Emin olduğunda geçiyor. Ne demiştik? Tereddüt ettiğiniz bir yerde devam etmeyin mesela. Emin olun. Güzel. Biz herhalde böyle bir Maltepe'nin Kartal'la birleştiği yerde ufak ufak zaten yukarı doğru çıkacağız ve E5'e doğru gideceğiz. Harikuladeydi tekrardan. Bence çok daha iyi olacak. Sizi ararken de eğer dedim acaba hocanın arabasıyla mı çıksak? Yani çünkü cesaretim yok, korkuyorum. Çünkü korkuttular ya, aslında korkmuyorsunuz. Yapıyorum bir şey olursa. Korku depoladılar, böyle gideceğiz. Bir şey olursa derken yürürken bunu yaşamıyoruz işte. Yani sizi korkuya hazırladılar. Anlatabiliyor muyum? Yani size verdikleri şey sadece korku olduğu için. Halbuki anneciğim tabii ki olur, neden olmasın, biraz çalışacağız. Biraz yardımcı olacağım size. İşte eşiniz aynı şekilde. Yavaş yavaş sabırlı bir şekilde bu işi halledeceğiz. Neden olmasın, sen yürüyebiliyorsun. Herhangi bir nörolojik bir problemin yok. Psikolojik bir problemin yok. Ortopedik bir problemin yok. Örneğin ya bunlar olsa da kullanabiliyor insanlar ama birçoğu. Bunun yanında ne bileyim kulağınızda bir problem yok. Gözünüzde bir problem yok. Demek ki kullanabilirsiniz. Yürürken bir sorun yaşamıyorsunuz çünkü. Bunun için de biraz zamana ihtiyacımız oluyor. Hani biz ilk dersten bir şeyler yapabiliyoruz. Evet güzel ama bu... Daha önden de sola doğru gideceğiz biz. Yani sol şeridinden gidelim. Harikayız. Harikayız. Çok daha harika da olacağız inşallah. Sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Estağfurullah. Yani bu takım oyunu, ben hep söylerim. Yani sadece benim yaptığım bir şey yok. Evet biz, sizde bir cevher var, onu çıkarıyoruz sadece. Ortaya. Size de gösteriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizde bu var. Rica ederim. İyi dersler diliyorum. Sizin sayenizde. Ne demek? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim ben de size. Bence herkes Zafer Bey'e gelsin. Yok canım, o kadar gücümüz yok. Herkes bana gelsin. Ben ne yapayım o kadar? Maltepe, Gülsuyu, Maltepe. Çok güzel anlatıyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten çok güzel. Güzel bir PR oluyor. Yok eyvallah. Bu tarafta Cevizli Kartal. Bayağı gelmişiz, güzel. Gezelim. Profesyonel anlatmaktır. Yani ne kadar profesyonel, ne kadar sade anlatıyorsanız bu olay o kadar profesyoneldir. Yani gerçekten çok güzel anlatıyorsun ve tekrar tekrar anlatmanız çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel. Önemli çünkü anlattığımız şey onun için. Yani hani ara ara böyle sürekli tekrar. İki kere anlatıp da geçmiyorsunuz. Eyvallah. Yani vurgulayarak 3-4 kere aynı şeyi anlatıyorsunuz. Tebrik ederim ben de ama. Siz de anlıyorsunuz, güzel bir şey. Benim anlayışım biraz evet kıt hocam. Yani biraz geç anlıyorum, doğru söyleyeyim. Estağfurullah, gayet iyiydiniz bence. Kıt falan bir şey yok. İnan. Hadi o heyecanınızı da paylaşayım. Hiç E5'e çıkmadım hocam. Sanki araba gerçekten kullandınız da çıktınız. Bir araba kullanmadığınız gibi görürüz gün. Normal. Şimdi sola sola çıkacağız artık. Uzata uzataydı, hatırlayın. Değil mi? Evet. Daha yumuşak. Şimdi bak, burası emniyet. Kaçırdık. Biz en azından kaçırdıysak da ağır ağır nasıl geçeceğiz? Aynen. Hiç zorlamayın. Kontrollü bir şekilde. Aynen. Kıyı kıyı yanaşmak vardır ya. Harikulade bu. Ben acemiliğinize veriyorum. Sorun yok. Ama güzel girdiniz. Şimdi siz orada arabaları görüp korkup mesela yanaşmaya korktunuz değil mi? Aynen. Halbuki ilk çıktığınızda ağır ağır kenara yanaşsaydınız. Mesela emniyete kadar gelmeyecektik ama kısa bir emniyet alanıydı ama olsun, yine de oraya girmememiz lazım normalde. Bak tabii.
Bu kardeş ne yapıyor? Kaan yapıyor, en önden giriyor. Burnunu direkt sokuyor. Riskli. Tamam olsun. İlk defa çıkıyorsunuz. Ben şahidim yani. Şimdi şuradan aşağıdan sahilden geldik. Bak mesela biz bunu görüp nasıl fren yapıyoruz? Niye yapıyorsunuz fren bu arada? Neden? Araba önüme girdi. Hem de bu kadar nobran, bu kadar kaba girmesine rağmen. Evet, siz de girerken sizi görüyorlar. Gördüm. Ve E5'teyiz. Harika. Evet. Ya çok önemli değil benim tabii. Ben hep söylerim. Benim için, ben hep yaşıyorum öğrencilerle bu durumu. Benim için küçük ama sizin için çok büyük bir adım. Benim için çok büyük bir şey. Evet. Hani şey gibi, aya adam, ayda adım atmak gibi bir şey oldu işte. Benim için gerçekten, yani ben sürekli küçük değil, küçümsemiyorum. Sürekli yaşadığım için bana göre normalleşmiş bir duygu ama sizin için çok büyük bir duygu. Haydi bakalım. Devam. Devam, hala devam. Hala devam. Nasıl araba kullanmak? Harika. Alıştık mı E5'e de? Nasıl alıştım? Ay nasıl sevmiyorum E5'i, nasıl sevmiyorum var ya. Araba kullanmak çok sevdim. Bilmeyince çok zor geliyor da. Halbuki bilmen gereken şeyler çok basit. Aynen, çok ve kısıtlı şey. Ama önemli. Basit ama çok önemli. Önemli. Bir iki tane dokunuş bu hale getiriyor insanı aslında. Aynen, gerçekten aynen. Söylüyorum. Harikulade. Dolaşıyoruz. Nereye geldik? Koz yatağındayız. Aynen. Haydi bakalım. Harika gidiyoruz. Düşman çatlatıyoruz. Haydi. İyi dersler. Hadi finalde şu geçişleri de bir görelim. Çok güzel. Tertemiz. Nihayetinde. Buyurun. Sizin sayenizde. Olabilir. Bizim vesilemizde evet olabilir. Çok güzel. Geldik acaba Adem'e kadar. Haydi bakalım o zaman. İyi derslere devam. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki sizi aramışım.